İnce ve kalın bağırsaktan yemek borusu yapıldı. 77 yaşındaki bir hasta gırtlak kanseri nedeniyle yemek borusunu kaybetmişti ve midesine takılan tüple beslenebiliyordu. Akdeniz Üniversitesi'nde Türkiye'de ilk defa yapılan bir ameliyat gerçekleştirildi ve yemek borusu yapıldı. Ben ya yiyeceğim ya da öleceğim diye bir şey oldu. Düşüncesi oldu. Kanser nedeniyle yemek borusu ve tat alma duyusunu kaybeden yaşlı adama ince ve kalın bağırsaktan yön değiştirme ameliyatıyla yemek borusu yapıldı. Nedir? Yemek borusunun yerini değiştirdik tabii. Herkes normalde soluk borusunun arkasından yemek yiyerek bu hayatına devam eder. Hastamız da yemek yediği yeri dişlerin önüne alarak hem ince bağırsağı hem kalın bağırsağı mideyle ağızlaştırıp yeni cilt altından yeni bir yemek borusu oluşturuyoruz. 77 yaşındaki Selahattin Akkaşoğlu 15 yıl önce yakalandığı gırtlak kanseri nedeniyle yemek borusunu kaybetmişti. Yıllardır midesine takılan tüple besleniyordu. Akdeniz Üniversitesi'nde çalışan Profesör Doktor Ömer Özkan 9 yıl önce yaşlı adama dünyada ender, Türkiye'de ise ilk kez yapılan bir ameliyat gerçekleştirdi. 2009 yılında, yaklaşık 9 yıl önce bir ameliyat geçirdi. Birkaç ay hastanede kaldı. 1,5 ay kadar bir hastane sürecimiz oldu. Ondan sonra çıktıktan sonra hızla toparlamaya başladı. Selahattin Akkaşoğlu'na yaklaşık 17 saat süren ameliyat sonunda ince ve kalın bağırsaktan yemek borusu yapıldı. Şu çene kemiğinden oradan, normal yutma noktasından değil, çene kemiğine bir yer hazırlanaraktan buradan bir ince bağırsak hattı ve kalın bağırsakla mideye bağlanan bir hat oluşturdu hocamız. Ameliyat sonunda yeniden sağlığına kavuşan yaşlı adam geçtiğimiz aylarda yemek yemeye başladı. Konuşamadığı için yanından hiç ayırmadığı defter ve kalemiyle yazarak iletişim kuran restoran işletmecisi Selahattin Akkaşoğlu tat alabildiği için çok mutluydu. Bu sayede yutuyor. Yeniden tat alma duygusu yerine geldi. Yediğinden zevk alma. Belki daha önce besleniyordu ama tat almıyordu. Şimdi canın istediği şeyi yiyip içebiliyor. Her şeyi yiyip içebiliyor hani. Daha önce de çift kol ve yüz nakillerini gerçekleştiren Profesör Doktor Ömer Özkan, baş boyun tümörü olan bir hastanın yemek yiyebiliyor olmasının çok önemli olduğunu anlattı. Aksi takdirde bu hasta midesine takılan bir tüple beslenmek zorunda kalacaktı. Burada önemli olan nedir? Baş boyun tümörleri hakikaten ciddi tümörlerdir. Erken yakalanması gerekir. Uygun ameliyatlar yapılması gerekir. Her hastaya özellikle o hastaya uygun ameliyatların yapılmasıyla yaşama iyi bir şekilde devam edebilirler.